Mahmut Övür, FETÖ'nün ip oyunu. Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi artık bir Meral Akşener partisi olan İyi Parti'yi de derinden sarstı. İsyan edenler, partiyi FETÖ'cülükle suçlayanlar, listelerin satıldığını iddia edenler birbirini izledi. Bu iddiaları görmezden gelen Akşener tam tersini yaptı. Çıktı kongrede Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır misali kurduğu ilişkileri siyasi basiretsizliğini unutturarak yeri göğü inleten Partileri aşağılayan, hakaret eden bir konuşma yaptı. Kimsenin de sesi çıkmadı. Bu, Akşener'in kendisine biat edecek yeni bir parti yönetimi kurma hamlesiydi. Aynı zamanda da ipteki Mustafa Özcan, eksenli FETÖ oyununun yeni işareti. Çünkü partinin kuruluş günlerine kadar uzanan İyi Parti-FETÖ ilişkisi yeniden dizayn ediliyordu. Bu ilişkiyi ilk seslendiren de partinin kuruluşunda önemli rol oynayan Koray Aydın'dı. Sonra devreye Ümit Özdağ girdi ve o zaman İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavuncu ile FETÖ'den mahkum olan dayısı Enver Altaylı ilişkisine dikkat çekerek onu açık açık FETÖ'cü olmakla suçladı. Bu suçlamalar kervanına CHP'den İyi Parti'ye geçen ama seçim döneminde istifa eden tecrübeli siyasetçi Aytun Çıray da katıldı. Çıray, FETÖ'cüleri devlet kadrolarına yerleştiren İdris Naim Şahin'in adaylığına karşı çıkmış Sonra da kendisinin aday yapılmayacağını öğrenince istifa etmişti. İstifa gerekçesini anlatırken de FETÖ'yü yıllarca devlet adına takip etmiş olan bir ilahiyatçıdan aldığı mesaj etkili oldu diye açıklamıştı. Daha milletvekili listeleri açıklanmadan ona seni aday yapmayacaklar. Çünkü FETÖ istemiyor diyen kişi yazar İsmail Nacar'dı. Nacar'ın öngörüsü İyi Parti'de FETÖ'nün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Doğrusu bu ilişkiyi geç de olsa bir kısım İyi Partililer de gördü. O isimlerden biri de İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'dı. Son günlerde partiden ihraç edilen 6 kişi arasında yer alan Baykal, ihraç kararına karşı çıkarken FETÖ'yü işaret ediyor ve parti yönetimini suçluyordu. Seviye alçakla çukur arasındadır. FETÖ'den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı siyaset şüpheli kalacaktır. Parti, fetnokrat yapılıdır. Gördüğünüz gibi İyi Parti'de sıradan bir parti içi iktidar kavgası değil. Daha derinde siyaseti de esir alan bir FETÖ ile kavga gerçeği var. Bundan sonra bu kavga daha da derinleşecek. Çünkü teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığına bizzat İyi Partililerin fetöcü diye suçladığı eski İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu getirildi. Böylece küresel ilişkileri de güçlü olan Kavuncu'nun önü sessiz sedasız açıldı. Bu hamle aynı zamanda Akşener'in veliahtının kim olacağını da işaretiydi. Filenin sultanları depremi unutmadı. Filenin sultanlarının Milletler Ligi'nde küresel başarısı herkesi gururlandırdı. Ama yakın zamanda ülkemizi sarsan yüzyılların depreminde en büyük acıyı yaşayan Hataylıları daha çok gururlandırdı. Çünkü Filenin sultanları onları dünyanın öbür ucunda ve zafer anlarında bile unutmadı. Birkaç gün önce Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Ligi sezonunun açılışında derin acılar yaşayan Hatay Spor adına Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Hasan Bozkurter konuştu. Şehrin ve spor camiasının yaşadığı acılara değinen Bozkurter sözü filenin sultanlarına getiriyor ve şöyle diyordu. Biz burada en büyük teşekkürü Zehra Güneş'e diyoruz. Bizim Hatay voleybol takımında Ceren diye bir kızımız vardı. Depremde hayatını kaybetti. Zehra onun formasını giyerek Milletler Ligi şampiyonu olduğunda seremoniye onun formasıyla çıktı. Buradan sevgili Zehra'ya diyoruz. Sen artık Hatay'ın, Antakya'nın kızısın. Bizim kalplerimizde yaşıyorsun. Bu bizi gururlandırdı ve onurlandırdı. Deprem zedeleri seçimlerdeki tavırları nedeniyle aşağılayan arsızlar utanır mı bilmem. Ama bu ülkede yüreği sevgi dolu Zehra'ların sayısı hiç de az değil. Bu bize yeter.